Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eray. Age of History 2 Türkiye serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölüm Rusya'ya, İran'a ve Fransa'ya savaş açmıştık ve topraklarımızı almıştık. Osmanlı'ya kuracağımız toprakları bir tek engel Rusya ve Polonya'ydı. Polonya'yı alabiliriz. Polonya'yı alması kolay. Sadece bu toprağa kaldı, gücünü bitirdi. Rusya da gücünü bitirdi. Çin de gücünü bitirdi. Çünkü burada bir Myanmar'a savaş açtık ve Myanmar burada bayağı bir büyüyor. Tabi Rusya Çin'i alırken burayı unutuyor. Orada 23 bin, 24 bin adam var. Orayı görmedik zannetmeyelim. Yoksa bunlar bizi bitirir. Ne yapacağız şimdi? Nüfus basacağız. Elimizden geldiği kadar savaş açanı alacağız. Hemen şöyle bir G85 diyor ya. Burayı böyle yapsak yeterli. Teknoloji puanımız var ama pek bir yarar olacağını zannetmiyorum diyorum. 7 tane varmış. Bize yararı olur 7 tanenin. Biz şöyle hat çizsek, gerisini salsak bizim için iyi olabilir ya. Evet, kabul edebilir belki. Kalsın bu böyle. Sen gel. 25.000, hatta 15.000 daha git. 15.000. Bir sınırı bir ileri yetelim bakalım. Yanlış yaptık. Olsun. Biz de o kadar diplomatik ilişkileri askıya almıştı. Tamam. Burada bitirebiliriz. Bana odaklanmasın ya, bana odaklanma. Sen önündeki adama odaklan. Sen bana ne yapacaksın? Tamam, bir toplanın bakalım burada. Gel buraya, sen de gel şuradan şöyle. Rusya'ya girsek alabiliriz aslında, biliyor musunuz? Sadece hani içeriye kadar girmemiz lazım da gerek var mı? Bence iyi ilerlemişiz ya, kötü değil. Ama hani şurayı almasını istiyorum sadece. Sadece şu an şu toprağı kaldı. Şu topraktan sonra gerçi orası Polonya'nın olmuş ama barış da imzalamıyorlar. İlla birbirini bitirecekler. Baksana 270 bin gücüne düştü. Ne anlamı kaldı? Tabi bize bir şey yapamıyorlar. Savunmada olduğumuz için. Hatta biz barış yapsak. Bize toprakları verecektir muhtemelen. Aa, veremiyor. O zaman ilerleyelim birazcık. Şöyle bir tık daha ileriye alalım sınırı. Şöyle bir şey yaptık mı tamamdır. Şimdi alabiliyor muyuz? Hedefi ilk önce şunlar. Şu buralar değerli ve şöyle. Bunlar için kaç yıldız gerekiyor? Bayağı bir yıldız gerekiyor. Hatta yazıyordur şurada. 120 yıldız. Biz daha 66'sındayız. Biz nasıl alacağız? Daha yarısındayız biz. Yani bir ilerletelim bakalım. 45 bin yazacaktım, yanlış yazdım. Küçük şey alsam direkt 79'a çıkıyor. İlerleyebiliyoruz aslında. İlerlememizde bir sıkıntı yok. Sadece toprak fazlalığında sıkıntı var. Şuraya alırsak güzel bir toprak bütünlüğü yakalayabiliriz.
Şöyle bir bakalım. Evet. Yakalayabildik mi? 120 yıldız olabildik mi yani? 97. Sıkıntı ya. Şöyle bir şey yapsam. 5 kalıyor. Tamam, böyle olur ya. İmzalar muhtemelen diyecektim, imzaladı bile. Hemen şuraya bir ikmal kampı tabi yapabilirsek. Ne yapacağız? Adamlarımızı getirtireceğiz hemen. Ha bak, ben barış yaptım, nasıl kabul etti? Kabul et demişim, nasıl hemen aldı orayı? Hollanda mı? Nepal yine bize savaş açtı. Nepal biz yok etmemiş miydik ya? Umman bize savaş açtı. Umman bir tık sıkıntı. İyi, hepsi kabul etti. Bunlar hepsi gelsinler bakalım buraya. Paramız 230 bine kadar çıktı. Hatta daha fazla çıkar. Tabii şu an isyan çıkma olasılığı da yüksek de çıkmadı. Ve tekte tüm asimilasyonları yaptık. Şu an çıkma şansı daha az. Gelsin bakalım, burada 30 binlik daha adamımız varmış. Almanya olmuş birinci. Kaç şey var? 2 milyon 300 bin. Ve yine hemen hemen her şey doğduğu gibi bunların bir kimlikte 3 milyon bir şeyi varmış. Gücü varmış. Orayı alabilirim. Orayı aldıktan sonra direkt zaten birinciliğe oturabiliriz. 30 bin adamla geldik. Oh! Oh oh oh! Bu kadar adamı nereden buldu ya? Dağıtır biliyor musun? Beyaz Rusya. Beyaz Rusya'ya bak sen. Buraya vasal... Böyle sanki bir değişik bir şey yaptı gibi. Şu an gelemez. Burada Kırım Cumhuriyeti doğdu. Böyle ben Kırım Cumhuriyeti'ni alarak kendi toprağıma toprak katabilirim. Ya da buradan Polonya'yı alıp Polonya'daki toprakları alıp, gerçi iki toprak var ama olsun. O toprakları alıp daha da sıkıntı yaşamayabilirim. Yoksa Polonya iki tane toprakla bizi yorabilir. Gelsin bakalım. Birinciliğe çok rahat otururuz ya bu şeyle. Altında. Bak bu 53 bin adamı falan görüyorum ben. Öyle olmasın ama. O yüzden hemen getiriyorum buraya. Ulaşırız, ulaşırız. Hatta geçtik bile Almanya'yı. Fark atma şansımız da var. Şöyle ekonomi büyümesini verelim. Onlarda 2-2 artıyorsa bizde 4-4 falan artıyor. Yo, onlarda da artıyor. Onlar bir duraksıyor ama. Adam basıyor galiba. Allah Allah. Bir açılış yapalım, bir açılış yapalım. Yok, gerçi o tek toprak, doğru. Saldırmamız daha iyi. Orada açıklık gördüm. Gördüm oradaki açıklığı. Tamam, şu an Polonya'yı alabiliriz ama gerek var mı? Çünkü daha Rusya'ya da savaş açacağız. Oraya da adam lazım. Tamam, aldık işte. Tam bu topraklar galiba, aynen. Şimdi bakalım. Bug'a girdi bu. Ha, burayı Polonya almış. Yok, tamam. Kırım. Polonya'yı bu arada başkentinden ettik ha.
Polonya'nın şu an başkentini aldık. O yüzden direkt kabul ettiler galiba. Kırım'ı da alalım. Bir devlet daha çıksın ortadan. Şu an sadece tek engel Asiler, Polonya. Şu an sadece tek engel şey Rusya. Aa, Rusya Polonya ile barış imzalamış. Aa. Bak onu hiç beklemiyordum. Onu bilseydim ben alırdım. Evet, benim yerde asıydı oldu. Asimilasyonu yapmazsak. Doğar tabi. Buralara bir 30 bin adam daha ekleyeceğiz. Şuraya 27 bin adam yolladık. Hadi sal artık da. Heh. Bu kim ya? Ya sen kimsin ya? Kaç 400 adamla bana da almaya çalışıyorsun? Çok mantıklı mı sence ya? Bence hiç mantıklı değil. Aa, Kırım Cumhuriyeti doğdu tekrar. Neymiş arkadaş bu Kırım Cumhuriyeti ya? Ama bir söyleyeyim mi? Doğması bizim için kat kat daha iyi. Ukrayna doğdu şurada. Şimdi kale ve gözetleme kulesini yapalım hemen. Tamamdır. Şu an bizi alma şansı az. Hem de bayağı az. Şimdi hem Polonya'ya savaş açacağız hem Kırım'a. Hiçbir şey yapamazsın. Kale var. Tabi sen oran asimilasyonu yapmadığın için. Sıkıntı yaşıyorsun şu an. Evet. Doğru, karşılık verdi. Gayet normal. Hatta Kırım'ı komple alalım ya. Biz uğraşmayalım. Tekrar barış yapmakla. Bize sıkıntı çıkarma şansları yüksek çünkü. Tamam. Kırım bize bu arada bayağı iyi işe yaradı. Şu an sadece tek şey Kıbrıs mı? Ve Asiler, evet. Ne oldu, bir duraksadınız. Asimilasyon yaptığım halde isyan çıkıyor. Hemen toparlansınlar bakalım. Şu an sadece tek engel anladığım kadarıyla Kıbrıs. Evet. Kıbrıs'ı da direkt düşman şey yaparak mı yoksa ilhak ederek mi? Tamam, bence direkt savaş. Evet. Sonunda kaç bölümdür yapmak istediğimiz devleti yaptık. Karşınızda
Osmanlı İmparatorluğu. Şöyle göstereyim. Tabi isterseniz devam edebilirim. Hatta bu bölümde komple şu Arap Yarımadası'nı alalım. Demokrasi olarak kalsın ya. Sıkıntı olmaz bir galiba bizim için. Evet, uzun zaman hatta bayağı uğraşmıştık. En büyük engel Rusya'ydı. İttifak. Bir sürü ittifak edinmiştik. Ayrılmıştık ittifaktan. Bu bizim için gayet iyi oldu. Etiyopya değil mi o? O Arap Yarımadası'ndaki Etiyopya değil mi o? Somali'ymiş. Güzel. Somali'yi alacağız. Somali'de bu arada intikamımızı alacağız. Bizi arkalamaya kalktılar çünkü. Şimdi buradaki tüm devletlere savaş açacağız. Bakalım Osmanlı, asıl Osmanlı İmparatorluğuna savaş açmak neymiş? Şu an kaç devletle birlikte savaşa girdik ya biz? 2, 4, 5. Biz bu 5 tane devletten de galibiyetle çıkarız. Yapmadığımız şey değil. Hemen şuraya gelip sınırımızı korumamız lazım. Sıkıntı olan şu an sıkıntı. Aa, ne yaptım ben? Ben adım bir şey yaptım. Tabii güçlü bir devletsek. Bu işten de galibiyetle çıkacağız. Ne kadar dağılsalar da. Hatta şuraya adam alma deyip öyle alalım ya. Yok, adam basma. Tamam. Niye buraya geliyorsun ki? Yani şu an var ya, Osmanlı'yı geri kurduğum için acayip mutluyum ya. Şimdi Somali'yi de alırdım ama gerek yok ya. Bizim hedefimiz Yarımada'yı almaktı, Arap Yarımadası'nı. Tam buraları seçmedim ben, seçtim. Şunları bir tekrar seçelim. Tabii bir sürü devlet aldığımız için biz onları vasal salma şeyi de veriyor. Nerede Kuveyt? Burada. Somali'de hemen. Hop. Hepsi kabul etti. Yani bence şu an gayet de iyi ilerledik. Seride. Al, asker basıp asker bakımında bayağı zorlansak da yine üstünden geldik. Üstünden geldik ne ya?
Yani galip geldik. Gördüğünüz gibi. Sanki İslam Devleti'nin şeyini yapmışım gibi hissettim şu an. Sınırını yapmış gibi hissettim şu an. Ottoman Empire yazmayalım da şuraya. Osmanlı İmparatorluğu. Tamam. Doğru yazdık değil mi? Yanlış yazmadık. Tamam. Hemen adamlarımızı başkente geri yollayalım. Gerçi başkent İstanbul yapmıştık değil mi? Hemen şöyle. Şu an birinciyiz. Bize karşı gelecek devletler var. Diplomasi de. Şey bakımından da tabi. Güçlü olduğumuz için bizde bir sürü tabi önceki serilerde düşman olan devlet şu an dost. Tabi güçlenirseniz dostunuz da düşmanınız da artar. Çin gitmiş. Çin diye bir şey kalmamış. O para işte yapmış Japonya'da Japonya topraklarını almış kendi topraklarına. İstediği topraklara. Myanmar da öyle. Bu işten en karlı çıkan Rusya oldu herhalde. Ya da Japonya. Bunlarla bir şey yapmış galiba. Ha, geçiş izni var. Burada bir küçük Kazakistan kalmış. Onları vasal şeyle almayacağım. Ama bunları ultimatum gönderip eyalet talep edip alabilirim. Şu kim? Ultimatum eyalet yolla. Evet. Güzel. Asi çıktı da bende çıkmadı galiba. Şu Avrupa'da da şu an Afrika'da da Mısır'da Arap Yarımadası'nda bayağı bir toprağımız oldu şu an. Hedefimizi başarıyla yaptık. Başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi siz derseniz devam edin. Devam et. Ben devam ederim. De hani klasik şeyler. Tabii şu devleti de alalım. O da arada kalmasın. O devleti de aldıktan sonra işimiz yani işimiz dedim yani video bitireceğim. Bir tanesi aşağı doğru gidiyor ama ele alabileceğim mi? Tayvan bize savaş açtı. Maldivler'de. Çok da umurumda. Hemen gelelim. Hem ekonomi basıp hem de aşağı doğru inelim. Teknolojide gerideyiz. Tahminimce. Hem de bayağı gerideyiz. Ama ekonomi bakımından aynı şeyi söyleyemem. Kimse savaş açtı? İngiltere. Hemen kabul etsinler. Ne bunlar barış yapmak için mi böyle bir şey yapıyor ya anlamadım. Nüfus bakımından da iyi. İyiyiz şu an. Bizim ordumuz nerede şu an? Ben görmedim. Ha gelmiş. Güzel. Tabi bunun vasal da var. Bir an diyecektim koca 2,5 milyonluk devletsin. Sen değil misin bunun vasalı? Sen değilsen... Allah Allah ya orası neresi? Allah Allah. İlk defa görüyorum onu bu arada. Aa burada. 61 bin. Nerede o? Burada. Ben dedim ki bu kabul edecek.
Tamam. Bu iki devleti de aldık. Ekonomi bakımından şu an en sıkıntı yaşamayacak devlet biziz. Şöyle göstereyim. 7,5 milyon, hemen hemen 7,5 milyon ekonomimiz var. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Görüşürüz. Bay bay.